Dönme lan, kıvırma. Thomas'ın 220 LC'li. LC220 LC. Soran arkadaşlar vardı. Bu paletlerin arasında çamur lavalarda, yağmur lavalarda çok oluyor. Nasıl temizleriz, kolay değil. Bunun arkadaşlar bunları temizleyip yıkamaya sokacak. Bu şekilde yıkamaya giremiyor. Bakın araları komple çamur. Göreceğiz nasıl temizleniyor. Baki, videolarda soruyorlar bu paletleri temizlemenin kolay yolu nedir abi, senin fikrin ne? Kolay yönü bir tane yağcı. Bileğe kuvvet diyorsun yani, başka bir şey yok. Bileğe kuvveti artı bekar olmanız. Eyvah eyvah. Boşluk almamak için diyorum bunu ya, temizlemeyeceğim. Kolay yönü yok abi. Sen usta bir operatör olarak bana bunu sorman hata aslında. Yok kardeşim, ben fikrimi söyledim. Ben de aynısını söyledim. Bunun kolay bir yolu yok dedim. Bir de kuvvet olacak yani. Bunun başka kolay bir çaresi yok. Bunun elinden öpülecek her türlü. Ya borca gittim bir sene. Çamur arkadaş, gene bir şey İşte yani. İşte. Adam yine onlar sövmesin diye yıkamacılar aslında. Evet. Ya o adam da ne yapsın? Bu kadar herkes bu kadar çamur götürse o adam da baş edemez ya. Odayı bu makineyi yıkattınca da bir yere götüremeyeceğiz. Zaten sen... Benim ön temizdi gelirken. İşte makineyi yıkattığın zaman trabinlerden çok yavaş gitmeniz lazım, yoksa... Ütülmem ya abi, havalar şu anda... Baki, sizin oraya da boma da tırnak mı değdi? He? Sizin boma da mı tırnak değdi? Tırnak mı? He? Onu sorma, aceminin birisi bindi makineyi, merak ediyorum diye. Kırıcı vardı aslında. Ha, kırıcıyı mı değirdi? He. Ha, tamam. Tuttu o kola bir koydu, kırıcı doğruya. Bu kısa bom değmemesi lazım da ondan... Oh. Arkadaşlar demiştiniz, kimdi şimdi anda hatırlamıyorum da, o kendini biliyor nasıl olsa. Temizlemenin kolay yolu nedir diye. Kolay yolu yok arkadaşlar. Cevap videosunda da yapmıştım. Bileğe kuvvet. Yapacak bir şey yok. Kış günü bu sorunlarımız var maalesef. Size PC220 daha önce de videolar çekmiştim arkadaşlar. Polat'ta da yükselen fiyatı. 2005 miydi, 2006'ydı galiba bu makine. Sürekli kendileri kullanıyorlar, iki kardeş. Makineler çok temiz durumda arkadaşlar. Kırığı, patlağı, çatlağı yok. Şu anda da besi işine döndüler. Koyun aldılar, besicilik yapacaklar. Bir sene sonra falan da bu işi bırakmayı düşünüyorlar. Harfiyat işine. Tamamen besicilik işine dönecekler. Tırın üstünde makine daha temizmişti. Gelirken tırın lastiklerine atan çamurla daha fena hale gelmiş. Bakın. Volvo da orada arkadaşlar, bakın. Mert Arfiyat'ın benim daha önce kullandığım Volvo.